WhatsApp ya kabul et ya da git dediği yeni sözleşme dayatmasından her ne kadar geri adım atmış olsa da bir kere niyetini bariz bir şekilde belli etti ve bizleri alternatif uygulamalara yönlendirdi. Bu hafta en yaygın uygulama olan WhatsApp'ı, en fazla özelliği barındıran ama artı 17 yaş sınırına sahip Telegram'ı ve en güvenli alternatif olarak öne çıkan Signal'i karşılaştırarak inceliyoruz. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler, uygulamaları ve gündemi hakkında paylaşımlar gerçekleştirdiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız, videoyu beğenip abone ol düğmesine de basabilirseniz sevinirim. Ayrıca yakın zamanda benzer içerikler paylaşacağım Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın lütfen. Yıllarımızı verdiğimiz ve yanına ikinci bir alternatif dahi koymayacak kadar sadık kaldığımız WhatsApp'ın bize yaşattığı derin hayal kırıklığının detaylarını sizlerle geçtiğimiz hafta paylaşmıştım. Kısa yoluna hem yukarıdaki kartlardan hem de açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Bu hafta ya kabul et ya da git diyerek bizi zorlayan WhatsApp yerine kullanabileceğiniz en güçlü alternatifler olan Telegram ve Signal'i sizler için karşılaştırdım. Başlangıcı, dünya genelinde sahip oldukları kullanıcı sayılarıyla yaparsak WhatsApp'ın 2 milyar, Telegram'ın 500 milyon, Signal'in ise yaklaşık 20-30 milyon arası aktif kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp'ı hala vazgeçilmez yapan en önemli etken doğal olarak yaygın olması. Özellikle ülkemizde akıllı cep telefonu olan herkesle neredeyse istisnasız yüklü olan bir uygulama. Telegram ise bu noktada WhatsApp'a yaygınlıkta en yakın uygulama olarak öne çıkıyor. Bu kadar çok kullanıcı sayısına sahip olmasını sağlayan en büyük etken ise 200 bin kişiye kadar desteklediği grup mesajlaşma özelliği. Özellikle oyun ve tartışma kanalları gibi büyük toplulukların kendi aralarında sohbet edebilmesi sağlanmış. Signal'in bu aşamada en önemli eksikliklerinden biri yaygın olarak kullanılmaması. İkinci sırada uygulamaları güvenlik özelliklerine göre incelersek burada öne çıkan en önemli konu açık kaynak koduna sahip olup olmaması. Çünkü böylelikle uygulama geliştiricilerinin kullanacağı bilgilerine ulaşıp ulaşmadığını, yazışmaları takip edip etmediğini veya araya alakasız üçüncü tarafların girip girmediği anlaşılabiliyor. Kullanıcılarına bu şeffaflığı sağlayan, yani açık kaynak koduna sahip olan tek alternatif Signal. WhatsApp ve Telegram'ın kaynak kodları kapalı olduğundan bunu kontrol etme şansımız bulunmuyor. Uçtan uca şifreleme, yani mesajın içeriğinin sadece gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlayan bu özellik, yazışmalarımızın veya paylaştığımız medya dosyalarının gizli kalması için çok önemli. WhatsApp'ta uçtan uca şifreleme özelliği mevcut. Yani geliştirici şirket olan Facebook, yazışmalarımızı veya dosya paylaşımlarımızı göremiyor. Ama kimlerle ne zaman görüştüğümüzü, telefonumuzun konum, yazılım gibi kullanım bilgilerini ve yazışmalarımızın veya medya paylaşımlarımızın metadatalarını takip ediyor. Topladığı bu verileri ise kendi havuzundan şirket dışı üçüncü taraflarla paylaşıyor. Telegram'da standart görüşmelerde uçtan uca şifreleme özelliği yok. Bunu aktif hale getirmek istiyorsanız her seferinde menülerden açmanız gerekiyor. Aktif hale getirdiğinizde ise ekranda beliren pencerede uçtan uca şifreleme kullanıldığı, sunucularında herhangi bir iz bırakmadığı, yok etme zamanlayıcısına sahip olduğu ve iletmeye, yani arkadaşlarınız ile paylaşmaya izin verilmediği belirtiliyor. Ayrıca yazışmaların ekran görüntüsünü almak isterseniz uygulama bu modda buna da izin vermiyor. Signal ise tüm yazışmalar için geçerli olan uçtan uca şifreleme özelliğine sahip. Dolayısıyla hem mesajlarımızı hiçbir şekilde göremiyor hem de telefonumuzdaki metadatalar ile ilgilenmiyor. Dolayısıyla eğer güvenlik sizin için önemliyse bu aşamada gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz tek alternatif Signal. WhatsApp'ta da her ne kadar uçtan uca şifreleme olsa da açık kaynaklı kod yazılımı kullanılmaması, şahsi datalarımız ile gereğinden fazla ilgilenmesi ve Facebook'un bu konudaki agresif yaklaşımlarını da düşündüğümüzde bence sınıfta kalıyor. Telegram'ın ise zaten güvenlik özelliklerinden çok birazdan bahsedeceğim kullanım özelliklerine daha fazla yoğunlaştığını göreceğiz. Üçüncü sırada uygulamaların sahip oldukları özellikleri karşılaştırırsak, öncelikle üçü de iOS, Android ve bilgisayar gibi tüm platformlara destek veriyor. Ancak Signal ve Telegram'ın hem PC hem de Mac bilgisayarlara özel indirebileceğiniz uygulamaları da bulunuyor. Ve işin en güzel tarafı, bu platformları kullanabilmek için cep telefonunuzun açık olması da gerekmiyor. WhatsApp'ta maalesef sadece web uygulaması bulunurken kullanabilmeniz için de cep telefonunuzun açık olması gerekiyor. Fotoğraf, dosya, konum
kişi bilgileri gibi tüm paylaşımları her 3 platform üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. WhatsApp'ın özellikle fotoğrafları veya videoları sıkıştırarak, yani kalitesini düşürerek gönderdiğini biliyoruz. Aynı durum maalesef Signal için de geçerli. Ancak Telegram'da 1,5 GB'a kadar desteklenen dosya paylaşımı özelliği bence gerçekten müthiş. Sesli veya görüntülü arama tarafında 3 uygulamanın da desteği bulunuyor. Biri diğerinin önüne geçiyor diyemem. Açıkçası Signal ve Telegram biraz geride kaldığı için özellikle şu aralar geliştirmelere odaklanmış durumdalar. Örneğin Signal 18 Ocak Pazartesi, yani bugün, son yayınladığı güncelleme ile grup görüşmelerdeki kişi sayısını 5'ten 8'e arttırdı. Grup sohbet tarafında da 3 uygulama destek veriyor. Ancak Telegram üzerinden maksimum 200 bin kullanıcıya kadar hem gruplar hem de özel kanallar oluşturabiliyorsunuz. İşin güzel tarafı, kanal açarsanız kimse kimsenin telefon numarasını da göremiyor. Sadece uygulamada tanımlı olan kullanıcı adınızı görebiliyorlar, o kadar. Sohbet gruplarında herkes mesaj yazabiliyorken kanal gruplarında sadece yöneticiler paylaşımlar bulunabiliyor. Ancak yine yönetici isterse belli başlıklar altında tartışma grupları oluşturarak herkesin katılabilmesini de sağlayabiliyor. Akıllı teknolojiler olarak ben de yaptığım bir denemede Akıllı Teknet kullanıcı adında bir genel kanal oluşturdum. Kanalımı veya herhangi farklı bir kanalı bulabilmek için sohbetler arama çubuğuna et işaretini ekleyerek kanalın adını yazıyorsunuz. Ben bu şekilde Apple ve Google hakkında son haberlere ulaşabileceğim kanallar keşfettim ve takip etmeye başladım. Bu arada kanal seçenekleri arasında uygunsuz içeriğe sahip olan alternatifler de yer aldığından Telegram'da artı 17 yaş sınırı bulunuyor. WhatsApp'ta bulunmamasına karşın Telegram ve Signal'de öne çıkan bir özellik olarak kaybolan mesajları belirtebilirim. Eğer arşivde kalmasını istemediğiniz bir mesaj veya dosya göndermek isterseniz, sohbet ayarlarından bu özelliği aktif hale getirerek gönderimlerinizin istediğiniz zaman otomatik olarak silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Telegram'da bu süre karşı taraf mesajı gördükten sonra başlıyor ve bu mod aktifken güvenlik gerekçesiyle ekran görüntüsü alma özelliği bile çalışmıyor. Ayrıca gönderdiğiniz mesaj karşı taraf gördükten sonra sizden de siliniyor. Signal'de kaybolan mesajlar özelliğini açtığınızda gönderdiğiniz mesaj önce sizde siliniyor. Böylece sanki karşı tarafın da mesajı görmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ancak alıcı tarafında da süre yine mesajı gördükten sonra başlıyor ve belirlenen sürede siliniyor. Signal'in burada tek eksikliği karşı tarafın ekran görüntüsü almasına izin vermesi. Telegram'da ek olarak zaman ayarlı mesaj gönderme seçeneği de bulunuyor. İstediğiniz kişi veya gruplara göndermek istediğiniz mesajı yazdıktan sonra gönder tuşuna uzun süre basılı tutarak çıkan menüden zamanı belirleyip ileriki tarihlerde gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz. Signal'in ise diğer uygulamalarda bulunmayan ek avantajı kendime not sekmesi. Diğer kişiler bölümünden ulaşabileceğiniz bu menüye hatırlatma amaçlı olarak fotoğraf, video, metin veya sesli dosyalar gönderip uygulamanın yüklü olduğu tüm cihazlardan da ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp, Telegram ve Signal uygulamalarını topluca değerlendirdiğimizde her birinin öne çıktığı alanlar farklı. Eğer sizin için güvenlik önemliyse bu durumda en güçlü alternatif Signal. Çünkü hem açık kaynak kodlu hem de uçtan uca şifreleme özelliğine sahip. Ancak bu sefer de yaygınlıktan ve farklı özelliklerden vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Eğer benim için özellikler ve işlevsellik önemli derseniz bu durumda da Telegram öne çıkıyor. 200 bin kullanıcıya kadar kanal oluşturma, silinen mesajlar, zaman ayarlı mesaj gönderme seçeneklerine karşılık maalesef güvenlikten vazgeçmek zorunda kalıyoruz. WhatsApp ise her ne kadar uçtan uca şifreleme özelliğine sahip olsa da güven konusunda bizi sarstığı için kimseye önermiyorum. Özellik olarak da orta seviyelerde bulunan uygulamanın şu an için en güçlü yanı sadece yaygın olması. Evet, sohbet ve mesajlaşma uygulamaları hakkında vermiş olduğum bilgiler umarım sizler için de faydalı olur. Teknoloji dünyası nedense tüm özellikleri birden barındıran seçenekler sunmak yerine bizleri hep seçimler yapmaya zorluyor. Sohbet ve mesajlaşma uygulamalarında da maalesef aynı durum geçerli. Şahsen benim tercihlerim arkadaş ve aile çevremde öncelikli mesajlaşma uygulaması olarak Signal. Ancak yanında yaygınlık ve zengin özellikleri nedeniyle ikinci uygulama olarak Telegram'ı da kullanacağım. WhatsApp'ı ise grup sohbetlerimin aktarım işlemini tamamladıktan sonra hem hesabımı hem de uygulamayı silerek tamamen kaldırmayı planlıyorum. Sizler de bu konudaki kendi kararınızı veya farklı alternatife geçmeyi planlıyorsanız hangisini düşündüğünüzü yorumlar bölümünde belirtebilirseniz sevinirim. Son olarak videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve Instagram hesabımı da takibe almayı unutmayın lütfen. Haftaya farklı bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Her ne kadar geri atmış olsa da olmuyor tabii.